Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyet Ordu. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah Gulema'nı Saray adlı bir ordu kuruyor. Bu orduya sultanın özel ordusu olduğundan ötürü hasta ordusu da deniliyor. İçinde devşirilen İranlı çocuklar var. Bunlar yılda 4 kere Bistgani adlı maaş alıyorlar. Ayrıca tabii ki ünlü ikta sistemi var. İktaş sisteminde yetiştirilen askerlerden oluşan bir eyalet ordusu var. İktaş sistemine yakından bakacak olursak, devlet belli bir arazi parçasını bir çiftçiye veriyor. Bu çiftçiye mukta deniliyor. Mukta o araziyle hem geçimini sağlıyor hem iktaalı asker besliyor. Bu şekilde devlet hazinesinden para harcanmadan her an savaşa hazır bir ordu bulunuyor. Aynı zamanda boş arazinin ekilip biçilmesi de sağlanıyor. İktaalı asker barış zamanında bulunduğu bölgenin asayişini sağlıyor. İktaal sistemi hem tarım, hem askerlik, hem güvenlik, hem de maliye ile ilgili sonuçları olan geniş kapsamlı bir sistem. Bu sistem Türk İslam devletlerinden Selçuklular, Gazneliler ve Karahanlılar'da uygulanıyor. Ayrıca diğer ordu ile ilgili noktalara bakacak olursak, Türklerde denizcilik ve donanma gelişmemiş. Sebep ise denizde geç tanışma ve göçebe yaşam. Donanmaya sahip olan Türk İslam Devletleri, Gaznelilerde Sultan Mahmud'un Nehir Filosu var. Anadolu Selçuklularda Süleyman Şah'ın İznik Tersanesi var. Çaka Bey'in tabii ilk Türk donanması ünlü. Memlük Mısır Türk Devleti'nin ise Mısır donanması bunlara örnek olarak sayılabiliyor şu an.